Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans adama hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2 adet A4Tech'in oyuncu faresi bulunuyor. Bu oyuncu farelerinden bir tanesi lazer sensöre, diğeri ise optik sensöre sahip. Bloody tl 5 ve A4Tech Bloody A6'yı dilerseniz incelemeye ufaktan başlayalım. Lego A9800 gibi güçlü bir lazer sensöre sahip TL5, 5 kademe seçenekli 8200 CPR çözünürlük değerlerine ulaşabilen bir sensör ile geliyor. Bloody A6 ise 4000 CPR değerlerine ulaşabilen Evego a 350 giriş seviyesi optik bir sensör ile gelmekte. Her iki üründe de 4 çekirdek ve dahili 160 kB bellek bulunmakta. TL5 30G hızlanma oranı ile karşımıza çıkarken A6 ise 20-23G seviyelerinde kalıyor. TL5'in 9 adet tuşu bulunurken altının ise 8 adet programlanabilir tuşu bulunmakta. TL5'in maksimum izleme hızı saniye başına 150 inç olarak belirlenmiş. 6'da ise bu değer 60 ile 160 arasında seyretmekte. Her iki farenin de tepki hızı 1 saniye ve USB üzerinden 1000 Hz olarak çalışabiliyorlar. Farelerimizde 20 milyon tıklanma kapasiteli Omron tuşlar bulunuyor. 6'nın çerçeve hızı 6666 fps, TL5 in ise 12.000 FPS olarak belirlenmiş. Her iki farenin de 1.8 metrelik bir kablosu bulunuyor. 653 gram gelirken TL5 ise 148 gram ağırlığı ile dikkat çekmekte. Her iki farenin de ek özellikleri hemen hemen aynı. Lakin 6 da 4 atış desteği bulunmuyor. Bloody 6 Mart 2016 tarihi itibariyle 80 TL gibi bir fiyata temin edilebilirken TL5'in fiyatı ise şu an için kendini koruyor. Bloody serisinin diğer birçok oyuncu ekipmanına nazaran, oyuncu faresine nazaran daha geniş kapsamlı ek özelliklerle donatıldığını belirtmeliyim. Özellikle TL5'in teknik detaylarına baktığımda bir oyuncuya fazlasını sunabileceğini görebiliyorum. Bloody A6'nın ise daha giriş seviyesi yüksek performanslı bir ürün olduğunu belirtmeliyim. Şimdi derseniz lafı bir kenara bırakalım, tasarımıyla devam edelim. Her iki üründe gerek kutu sunumu gerek de renk dağılımı bakımından İlk bakışta kaliteli bir oyuncu aksesuar arabasını fazlasıyla yansıtabiliyor. İlk temas her zaman önemlidir. O yüzden siyah ve kırmızının oyun severleri içine çeken cıvıltısı bu teması cevaplar nitelikte. Ürünler genel olarak oldukça kaliteli plastik bir malzeme ile kaplanmış. Yine de diğer farelerden farklı olarak metalin izleriyle de donatılmış olduklarını görüyoruz. Hawaii fişek temalı A6 daha canlı ve renkli bir oyuncu modu barındırırken Tier 5 daha profesyonel ve ağırlığını koruyan bir havaya sahip. Her iki farede de keskin ve tasarıma zenginlik katmış çizgiler bulunuyor. Ebat ve ağırlık olarak birbirlerine yakın olan fareler her türlü tutuş şeklini desteklemekte. Tier 5 biraz daha avuç içi kısmında küçük bir hacme sahip olduğu için fingertip grip tutuş şeklinde kullananlar için ideal tasarlanmış. Her iki farenin de yüzeyi elde hoş bir his bırakan yumuşak kauçuk bir malzeme ile kaplanmış. TR5'in sağ ve sol klik tuşları tırtıklı bir yüzeye sahip olduğu için elde daha profesyonel bir his bırakıyor. Görebileceğiniz üzere Bloody A altının ön yüzünde 3 adet silah kontrol tuşu bulunurken hemen üst kısmında da kauçuk tekerlerimiz yer alıyor. TR5'te ise yine silah kontrol tuşlarımızı çıkarken ek olarak çift fonksiyonlu switch tuşumuza da yer vermişler. Dikkatimi çeken bir hususu paylaşmak istiyorum. TR5'in tekeri altın tekerine göre daha hassas ve daha güzel bir his uyandırabiliyor. Tuşlarımız klasik tuş anlayışının ötesinde mekanik tuşlara yakın bir hava ve kalite barındırıyor. Hem daha dayanıklılar hem de daha hassaslar. Çıkardıkları seslerden oldukça rahat ve hızlı kontrol sunduklarını anlayabilirsiniz. Altının tutuş gücü bakımından yüksek performans sunan kenarlarına yakından baktığımızda mat siyahla bezenmiş kenar yardımcı tuşlarımızı görebiliyoruz. Tutuş bakımından tırtıklı ve aralıklı yüzey tercih etmeleri Gerçekten çok hoş olmuş. TL5'e geçtiğimizde ise metali andıran daha az kenarları tercih ettiklerini görebiliyoruz. Yine de farklı bir his barındırdığını, green'in masyahtan daha çok bizi etkilediğini belirtmeliyim. TL5'in kenar tuşları altıya nazaran daha küçük ve daha kolay kontrol imkanı sunuyor. Her iki fareye de kutudan çıkan bloody logolu etiketleri yapıştırabiliyoruz. Farelerimizin alt yüzeyine geçtiğimizde lazer ve optik sensör çıkışları dikkatimizi çekiyor. Ek olarak diğer oyuncu farelerinde rastlayamadığımız metal ayaklarla donatılmış olmaları gözümüzden kaçmıyor. Diğer farelere göre 100 kat daha dayanıklı ve hızlı kayma gibi avantajları bünyesinde barındırıyor. Metalix Glide'ın avantajları ciddi anlamda yatsınamaz. Farelerimiz 1.8 metrelik kumaş örgüyle gelen oldukça kaliteli ve dayanıklı gözüken uzun bir kabloya sahip. Genel olarak her iki üründe tasarımsal bakımdan zengin tutulmuş malzeme kaliteleri üst düzey. Onun dışında tasarımsal çizgileri ve hatları ciddi anlamda insanı içine çekmeyi başarıyor. Birazcık da göz zevkinize hitap edebilecek şekilde seçiminizi yapabilirsiniz. Şimdi derseniz performansıyla devam edelim. Deneyimlerime dayanarak Evego A9800 lazer sensöre sahip TL5'in her türlü yüzeyde rahatça çalışabildiğini, optik olan A3050 sensörlü A6'nin ise doğal olarak parlak ve tırtıklı yüzeylerde TL5'in gerisinde kalabildiğini belirtmeliyim. Yine de Bloody 6 akranlarına nazaran oldukça hassas ve başarılı bir hıza sahip. 8200 CPI'lık çözünürlük sahip TR5 inanılmaz bir hıza ve tepkiye sahip. Özellikle geniş haritalı oyunlarda istenilen noktaya anında müdahalesi ciddi anlamda kendini fark ettiriyor. a da giriş seviyesi farelere nazaran performansı yatsınamaz. Açık konuşmak gerekirse rival yüzden daha başarılı bir kullanım ve his sunabildiğini belirtmeliyim. Performans konusunda biraz gerisinde kalsa da ek özellik avantajı bakımından ötesine geçebiliyor. Her iki fare de Bloody 5 yazılım desteğiyle gelmekte. Farelerimizin 5 kademeli çözünürlük seçeneğini kafamıza göre ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz zaman 5 kademeyi de düşürme imkanımız bulunuyor. Program tamamıyla kişiselleştirme özellikleriyle donatılmış. Daire hafızası ve yerleşik profiller sayesinde oyun deneyimini üst düzeye taşımak mümkün. Farklı keskin nişancı modları, değişik silahlara özel ayarlar ve oyunculara özel çekirdek ayarlar oldukça kapsamlı. Daha da önemlisi kullandığımız zemine ve fare tutuş şeklimize göre kendini otomatik olarak kalibrasyon etmesi ciddi anlamda hoş olmuş. Bir oyuncu için sunulmuş en kapsamlı arayüze sahip olduğunu belirtmeliyim. Programda Angel Snapping özelliği dışında bir eksik görmedim. Oynayacağımız oyun için özel makro ayarları ve kaydı yapabiliyoruz ve aynı zamanda da uygulayabiliyoruz. Tekrarlanan hücum, otomatik hücum gibi birçok imkanı da bünyesinde barındırıyor. Gündelik kullanımlar için de birkaç özelliği bulunmakta. Mesela tıklamaya da hareketle bilgisayarı uyandırabilme özelliği benim çok hoşuma gitti. Ek olarak ışık ayarlarını yapabiliyoruz. Ne yazık ki renk değiştirme gibi bir özelliğimiz bulunmuyor. Yine de özellikle altının cıvıl cıvıl olduğunu ve birçok renkle zenginleştirildiğini belirtmeliyim. Her iki fareyi de kullanırken oldukça rahat ettim, özellikle TL5 hiçbir şekilde elimde ısınma ya da terleme gibi bir durum yaratmadı. Aksine çok serindi ve uzun süre kullanma hissi doğurdu. A6 ise gövde ve kenar yapısı bakımından sağlam bir tutuş sergiledi. Elimi hiçbir şekilde yormadığını, aksine rahat ettiğimi belirtmeliyim. Oscar Makro özelliğiyle tek tuşla karmaşık oyun kombolarınızı yaratabiliyorsunuz. Faremizde kırmızı tek atış, yeşil çift, sarı üçlü ve mavi renk ise dört atışı belirtmekte. Oyunlarda özellikle mermiyi boşa harcamak istemediğimiz zaman kullanabileceğimiz önemli bir özellik. Tuşlarımızın normal fare tuşu anlayışının dışında daha kaliteli ve hassas olmaları oyunlarda da kendini fark ettiriyor. Yaptığım testlerde her iki farenin de yüksek tepki hızına sahip olduğunu fark ettim. Oyun oynarken hız bazen her şey demektir ve bu fareler ile hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı belirtmeliyim. Her iki farede 3 farklı dahili profil seçeneğine sahip. Kırmızı rengi genel ayarları ifade ederken yeşil rengi FPS, sarı rengi de MMO türündeki oyunları temsil ediyor. Genel oyun performansından bahsetmek gerekirse Diablo 3 oynarken makro tuşlar oldukça işime yaradı. Hızlıca yaratıkları kesebiliyor ve yoluma devam edebiliyorum. Counter Strike oynarken TL5'in hızı oyundaki performansıma fazlasıyla katkıda bulundu. Bloody A6 ise oyun performansı bakımından etkileyici. Hoşuma giden diğer bir özellik de sensör çalışma yüksekliklerinin düşük olması oldu. Böylelikle fareyi gereksiz yere kaldırma alışkanlığından kurtulmak isteyenler büyük bir avantaja sahip oluyor. Bloody A6 için giriş seviyesi, satın alabileceğiniz üst sıralara yerleşebilecek nitelikte, kaliteli ve güçlü bir fare diyebiliriz. Bloody TL5 ise profesyonel fareler arasından hızlıca sıyrılıp yükseklere çıkabilecek kapasitede. Farelerimiz gündelik kullanımlarda da başarılı. Özellikle Paint ya da Photoshop kullanırken avantajlarından fazlasıyla faydalandım. Eğer donanımsal bakımdan güçlü aynı zamanda birçok yüzeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz, oldukça performanslı ve özellikle online oyun oynarken profesyonellik seviyesinde birçok oyunun hakkından gelebilecek bir oyuncu faresi arıyorum diyorsanız Bloody TL5'i tercih edebilirsiniz. Onun dışında Bloody A6'nın da aşağı kalır yanı yok giriş seviyesi için oldukça ideal bir oyuncu faresi diyebiliriz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.